Saadettin Bey yemek fişleri ayın 5'ine kadar personelden alınacak dedi. Ben ileteyim dedim de. Burhan abi. Gel bir muhabbet edek ya. Burhan Bey, biz geçen gün size çok büyük bir haksızlık yaptık. Yani sizinle o olayın hiçbir ilgisi yokmuş. Ay ne olur kusura bakmayın. Abi sağ ol. Beni de idare müdürü olarak tavsiye etmişsin. Kıvırır zeki çocuğu falan demişsin. Gerçi o iş olmadı ama... Gerçekten çok teşekkür ediyorum ya. 10 numara bir insansın yani, baş tacısın ha. Rahatsız olmayın. Gerek yok bu sözlere. Kalp bir defa kırılır. Bir defa. Ay çok ayıp oldu adama ya. Ya Fato, senin sevgilin yüzünden adamı linç ediyorduk ha. Kaşı gözü patlamış ya, biz nasıl böyle bir şey yaptık ya. Oysa gitmiş garibim bana iş ayarlıyormuş. Ay yazık ayol, zavallı. Ay konuşmuyor bizimle, öf. Nasıl böyle ezik ezik duruyordu ya, içim parçalandı. Biz bu adama niye bu kadar sert davranıyoruz? Evet ya, yani geldiğinden beri zavallının bize böyle hafif taciz dışında başka bir zararı olmadı ki. Arkadaşlar, Burhan Altıntop'u topluma kazandırmamız lazım. Hata ettik, telafi etmeliyiz. Bunu tamir edebiliriz hep beraber. Niye çağırdınız ki beni buraya? Yine hırpalamak için mi? Kendi sadist hislerinize beni alet etmek için. Ama yok. O tren gitti. Bitti. Benim kalbim şu kaşımdaki yarayla birlikte kabık bağladı. Acının rüzgarı mı bu? Yok yok. Artık incinmiyorum. Ya Burhan abi bizi affet. Hata ettik biliyoruz. Bak sana pasta aldık. Burhan Beyciğim, hani hep böyle siz derdiniz ya, akşamüstü böyle çay saati yapalım, ortam ısınsın falan diye. Hazır pasta bu. Biz hiçbirimiz sizin kadar marifetli değiliz ki Burhan Bey, değil mi? Artık idare edin. Yani siz bir yerde idare müdürsünüz. İdare edersiniz artık. Senin esprini çaldım. Gördün mü? Dokunmayın bana. Köşeden bir pasta alınca oluyor mu ya bu işler? Oluyor mu? Hemen düzeliyor mu ya bu işler? Hiç haberimiz yok. Burhan'ın eleminin, sıkıntısının, acılarının karşılığı bu kıtırık meyveli pasta mı ya? Kuduz köpek gibi gündüz vakti tartaklanmanın bedeli bu kıtırık pasta mı ya? Döv Burhan'ı, parçala Burhan'ı, sırtından vur Burhan'ı, vur parçala Burhan'ı, hanı. Pandispanya'nın üzerine krema sürülüp meyve dizilince düzeliyor öyle mi? Vay anasını. Hemen düzeldi mi ya? Vay anasını. Dostluklar kaldığı yerden devam eder ha? Ediyor mu? O kadar basit mi? Burhan Bey tabii aslında çok haklısınız. Biz çok ayıp ettik. Ama insanlık hali. Peki size kendimizi nasıl affettirebiliriz? Ya Burhan abi sen hep derdin ya. Gidelim böyle beraber bir hamburger yiyelim, bir kumpir yiyelim derdiniz yani. Gidelim mi hep beraber bir yerlere? Şesut, mesele hamburger değil ki. Mesele paylaşma meselesi. Paylaşmak, bir şeyi paylaşmak, ikiye bölmek. Mesele bu. Bu kadar yaşanmışlığın, bu kadar hani ortak hislerimizin bir önemi yok mu? Siz yani beni anlamadınız mı? Siz ve diğerleri burada olmayanlar beni anlamadı mı acaba? Tamam abi sen söyle, nereye gidelim? Gezelim, beraber paylaşalım, kaynaşalım, iç dünyalarımıza girelim.
O zaman pazar günü pikniğe gidelim. He? Çok güzel bir mesire yeri biliyorum ben. Piknik mi? Evet. Hani böyle bütün gün böyle. Ha. Kız dur. Buraya yerleşiyoruz. Burhan Bey, burası biraz kalabalık değil mi? Şöyle daha tenha bir yerlere gitsek ha? Ya sizde hiç piknik ruhu yok ha. Ya bu işin tadı kalabalıkta çıkar. Böyle karşılıklı konuşursun, kaynaşırsın. Karşılıklı ikramlar olur, voleybol oynarsın. Yani budur ya, ne iş geç özü. Ben yeni çevre dostu cebimle offroad yapmaya gelmiştim ya. Voleybol, piknik tüp falan. E çok varoş gördün bizi canım. Bilal, anam kusura bakma ama seni davet eden olmadı. Şikayet etme lütfen. Davet eden olmadı ne demek? Yaprak bizzat arayıp herkes senin de burada olmanı istiyor diye çağırdı beni. Niye öyle bakıyorsunuz ya? Kubilay arkadaşımız şu aralarda bunalımda iyi gelir diye düşündüm. Ne bunalım canım? Atlattım ben o dönemleri artık. Çevre ve organik beslenmede buldum kendimi. Vallahi aferin Kubilay ya. Ya. Senden hiç böyle manalı hareketler beklemezdim doğrusu. Yahu organik gıda işinde ne kadar para var sen biliyor musun? He? Biz peynirlerimizi bile artık organiğe çevirdik. Sebze ve meyve işine de büyük yatırım yaptık. Gerçekten arkadaşlar, çevre ve organik beslenmede buldum kendimi canım. İnanın ya. Ya bir susun ya. Ya burada iş konuşulmayacak. Burada ip atlayacağız, kuru köfte yiyeceğiz, yumurtaları yiyeceğiz. Ondan sonra voleybol oynayacağız. Baharın tadını çıkartacağız ya. Amma çok çeneniz var ya. Vır 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 vır. Öt 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 öt. Vır 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 vır. Öt 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 öt. Allah'ım ya Rabbim. Şesut. Gel yanındaki aileye yumurta ikram edek. Niye? Adetindir gel. Ya boş ver. Biz bize eğleniriz burada Burhan abi lütfen. Hadi gel ya. Lütfen. Ama ne oluyor? Hadi gel. Vallahi geri dönelim ha. Ya lütfen. Hadi. Gitsene. Selamun aleyküm. Merhaba. Bunu size yan masadan gönderdiler. Ne? Yumurta almaz mısınız acaba? Biz de pikniğe geldik de yan tarafa amca. Niye? 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 Şimdi hava güzel dedik. Oksijen alırız dedik. Hayır, niye yumurta alıyoruz la? Biz de yan tarafta piknikteyiz de. Çünkü biz de karşılığında yengenin dolmalarını da lüpleteceğiz. Yenge nasılsın? Eline sağlık. Sen mi sardın? Yengem pek konuşmaz canım. Biz de daha fazla aileyi rahatsız etmesek. Evet. Rahatsız etmesen. Yenge unutmadan anneler gününüz de kutlu olsun. Ya yazık ya. Anneler gününde sürekli çalıştırıyorsunuz. Sokağa çıkardık la. Daha ne yapalım ha? Dur dur. Ben onu konuşturmasını bilirim. Yengeciğim. Sen mi serdin dolmaları? Eline sağlık. Afiyet olsun. Biz acaba gitsek mi artık arkadaşlarımızın yanına? Hayır. Kız sardı. Başka sorusu olan? Van Gölü'nün yüz ölçümü. Nasıl da ama birden aklıma geldi espri ya. Abi biz gitsek artık rahatsızlık vermeyelim. Efendim hürmetler, afiyet olsun. Görüşmek üzere. Güle güle.
babası oldum ama kızım. Ya lütfen Burhan abi, aman diyeyim ben sana. Lütfen bak, başımızı belaya sokma lütfen. Arkadaşım bir kayar mısın biraz? Lütfen bir kenara biraz aç. Hemen yayılıyorsunuz ha. Kızlar gelen mi? Yana izden öpen mi? Siz ananız koynunda, ben soğuktan ölen mi? Şapi! Hep beraber! Kızlar kızlar ölen mi? Yana izden öpen mi? Siz ananızın koynunda, ben soğuktan ölen mi? Şapi! Şapi! Kızlar kızlar ölen mi? Biraz yavaş yavaş Burhan abi, kurban olayım ya. Biraz yavaş ya. Bakayım. Bakayım. Babası bakıyor, babası bakıyor. Rahatsız oldu, arıza oldu. Adam uyuz uyuz bakıyor. Yalnız kız, bir içim su biliyor musun? Çok hoşuma gitti. Çok sıcacık bir kız. Harika. Bayıldım. Bakayım, baksana. Ne olur ölüm ye. Cesut. Abi ya, başım ne yazmış? Bakıyor mu? Bakıyor. Esmer olan değil mi? He, uzun saçlı it. Her piknikte kavga olacak illa. İlla. Bana dokunmak için böyle şeyler yapmana gerek yok Kubi. Sana dokunmak istediğim falan yok Yaprak'cığım. Lütfen beni yanlış anlama. İyisin olsun ama biz artık arkadaşız ya. Oldu oldu. Gördün mü? Hoşsun diyor. İki lafın biri iltifat. Anam. Cesut. Cesut. Kızı voleybola davet edelim mi? Ya saçmalama ya. Burhan abi kurban olayım, saçmalama. Başımızı belaya mı sokacaksın sen ya? Anladım. Burhan'ın üzerine çullanırken çok iyi. Şöyle bir dostluk göstergesi istendiğinde başımızı belaya sokma. Anladım. Vay anasını ya. Buraya incirdim ben, neleydim ben? Vallahi gideceğim. Ya Allah. Burhan abi. Şşş. Burhan abi. Şşş. Burhan abi. Yumurta soyayım mı? Sen bağ mı düştün ya? Şşş. Tamam tamam, hadi kalk. Kalk hadi gidelim. Hadi. Yok, ben utanırım. Sen gideceksin. Ne? Ya. Allah'ım ya Rabbim. Ben nasıl giderim ya? Şey, voleybol oynayacağız da tek sayıyız. Yani beş kişiyiz. Üçerli iki takıma ayrılamıyoruz. Bundan dolayı da... voleybola bir kişi lazım diyeyim ben size. Amca siz oynar mısınız? Yok. Yenge de oynamaz tabii. Yok. Bacım oynar mı? Yok. Ben oynayayım. Ha.
oksijen almaya geldik buraya. Kızı getireceksin, abisini getirdin gerizekalı. Bir baba indi. Ay Allah. Beynim gitti ya. Olsun sen. Gaffur Bey, Gaffur Bey. Hani böyle biraz sakin oynasanız. Eğlencesine takılıyoruz burada. Tamam. Eğlencesine takılalım biz de şurada. Beni bozmaz. Ha? Anladın sen. Üf, üf canım! Ya o kadar sıkıldım ki. Çok lümpen görüyorum bizi canım. Ben bu arada pilates yapmaya gidiyorum ya. He? Peşinden gitmemi bekliyor ama gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Aa, bir kişi eksildi. Ne yapacağız şimdi? Gaffur Bey, bir şey soracağım. Kız kardeşiniz top oynamaz mı acaba? Yok. Niye ki? O da genç bir kız ya. Gelsin oynasın. Çok da sportif bir insana benziyor yani. Sana ne lan? Sen bütün gün benim bacımı mı seyrettin ha? Bir dakika, bir dakika. Bu genç arkadaşımızın yaptığı hatanın ben farkındayım. Ama bahar gelmiş, hormonlar coşmuş. Ne edeceksin? Bacınıza baktı. Ben de gördüm. Ama yani kızı da yasak olmaz ki. Natürel dünya. Ne? İyi. İyi de bu benim onu dövmemem için geçerli bir sebep değil. Sen de haklısın. Ama bugün anneler günü. Yani bu uzun saçlı serseri yüzünden. Yani yengemizi üzmemize gerek var mı? Bence yok. Yani sen hiç merak etme. Sen git, rahat ol, ben halledeceğim. Sen hiç merak etme. Sen git otur yerine, rahat ol, ben halledeceğim. Ya ne yapıyorsun ya? Kes sesini, ahlaksız, öz düşmanı, terbiyesiz. Milletin karısına, kızına yavşamaya utanmıyor musun? Burası piknik alanı. Senin piknikten anladığın bu mu? Terbiyesiz, trol. Kardeşim sen git, ben halledeceğim. Sen git otur yerine, ben halledeceğim bunu. Bak, bak kız. Bak. Bırak lan! Sen ne yapıyorsun ya? Sen açık verdin. Kız ip atlarken beli beli yaptın. Kıza kafayı takarsan sil. Ama abisi sana kızdı. Bana kızmadı. Benimle arası balçık gel. Adam senin yüzünden bizi dövecek manyak. Dövecekse seni dövecek, benim dövecek, seni dövecek, benim dövecek, seni dövecek, dövecek. Ya sen ne biçim bir defolu karaktersin ya? Seni sabahtan beri bin tane sapık saçma sapan isteğini yerine getiriyorum ya. Sen ne biçim bir insansın ya? Sen bir psikopatsın. Sensin psikopat, terbiyesiz. Bu nasıl bir konuşma? Ağzını yırtarım senin ha. Ağzını yırtarım. Her gittiğimiz yerde arıza çıkartıyorsun ya. Şunlar baba ol senin ağzını burnunu dağıtsalar da şöyle kanatsalar da ben de kurtulsam. Madem bacına baktılar, niye dönmüyorsun? Baba, şimdi onlar biraz birbirlerini yorsunlar. Ben sonra onların arasına gireceğim. Bana katılır mısın baba? Mangalımızı yaptık. Rakımızı içtik. Sıra geldi kavgaya. Katılırım tabii. Niye katılmayayım? Demek bacına baktılar ha? İstanbul çok bozuldu ya. Çok. Ya beni birine tavsiye ettin diye yani. Sabahtan beri seni çekiyorum ya. Ya bir git hayatımdan ya. Sanki ben seni keyfimden tavsiye ettim. Defol git de şöyle iş yerinde huzurlu bir şekilde yaşayayım diye tavsiye ettim serseri. Ne? Sen ana! Kanıma geldi ya. İyi oldu. Sen kimsin ki idare müdürü olacaksın ya? Sen kimsin ki? Senin background'un ne? Serseri, köylü çocuğu. Ben senden kurtulayım diye seni tavsiye ettim. Şans olacaktı ki anam beni kız doğuracaktı. Senin yüzünden ben işimi kaybedecektim öyle mi Burhan Altıntop? Sen ne biçim bir insansın ya? Sana acıdık da buralara kadar geldik ya.
Sen var ya hepimizin duygularıyla oynadın biliyor musun? Ha? Biliyor musun? Bırak lan tişörtümü yırtacaksın. Bırak. Tişörtümü yırtacaksın. Bırakmasan ne olacak? Bırak. Ne olacak kızım? Kendini bilmez, haddini bilmez, serseri, terbiyesiz. Ömür boyu seni mi çekeceğim lan ben? Allah'a senin ağzını burnunu dağıtırım ha. Vurma. Ya sen var ya çok pis bir insansın. Mecazi anlamda da söylemiyorum, pis. Sabahtan beri bu kızlar senin yumurta kokunu çekiyor ya. Perişan ettin bizi ya. Git kendine bir deodorant al. Hadi. Hadi baba, tam kıvam oldu. Hadi. Dur oğlum, durup dururken olmaz. Bir sebep lazım. Çok affedersiniz ama pikniklerdeki mangallar yüzünden çıkan yangınlarda yılda kaç ağacımız yanıyor? Siz biliyor musunuz canım? Hadi oğlum. Hayır! Ana, Kibirler Bey dövüyorlar ya. İnanmıyorum ya. Kubilay da beni kıskandığı için adamlardan kavga çıkardı. Pes doğrusu Cem. Ya senden böyle kılıbık tavırlar beklemezdim. Aslında aslıdan böyle hani kıskanç, psikopat tavırlar beklemezdim ama yine de... Psikopat derken... Kime parti verili? He? Maşallah Burhan Bey, kulağınız da hep bizde yani. Bekarlığa veda partisi mi? Duydum. Peki Cem Bey, Aslı Hanım'ın haberi var mı? Hani bu veda partisinde. siz de davetlisiniz Burhan Bey. De, yalnız partiye davet ettiğimiz erkeklerden istediğimiz bir şey var. Bunu asla ofisteki kızlara söylemiyorlar. Özellikle de Aslı Hanım'a ve Aslı Hanım'ın ailesine. Tamam, anlaşıldı. Peki kızlar anadan yürüyen soyunacaklar mı? Çüş, ho, ho, ho. Ho, ho, davar geçiyi sanki burada ya. Striptiz demedin mi? Allah Allah. Giyinik mi dolaşacak, elbiseleriyle mi dolaşacak dansçı arkadaşlar? Tebile mi bu ya? Erkek erkeğe muhabbet yapıyoruz burada. Ne var bunda? Erkek erkeğe muhabbet yapalım, yapalım Burhan Bey. Yalnız ilk önce şu kuralda bir hemfikir olalım. Bir daha söylüyorum. Evet. Bundan ofisteki kızların haberi olmayacak. Özellikle de Aslı Hanım'ın, tamam mı? Tamam. Okey, söz, söz, söz. Söz, işçi sözü. Ya da üçlüsü ya da ikilisi, tam olarak bilmiyorum. Zaten parmaklarımı da tam şey yapmıyor, inmiyor aşağı. Ama söz. Kesin hiç kimseye söylemeyeceğim. Çok acayip. Erkek erkeğe muhabbet yapar, değil mi? Kadınlar, kızlar, seks muhabbetleri. Söylemesi ayıp. Bende acayip malzeme var. Sabahtan akşama kadar size anlatabilirim. O kadar çok yani. O kadar. Of! Muhabbetin dibine vuracağız. Hayatımın en güzel gecesi olacak. Göreceksiniz. O kadar güzel hazırlanıyorum ki geceye. Hadi hocam. Anam kesin ofise dinleme aleti koymuş bu psikopat. Asıl sana çocuğa şekerim. Niye zaman kaybediyorsun? Ben mi ona asılayım? Her şeyi erkeklerden beklememek lazım. Evet anam ya. Niye her şeyi erkeklerden bekliyorsunuz Allah aşkına? Anam bir kere de hesabı siz ödesenize. Ne bileyim, bir kere de arabanın kapısını siz açsanıza. Eşitlikmiş ya. Bırakın Allah aşkına, ne eşitliği ya. İlgini belli et Yaprakçığım. Böyle kaçarak olmaz. Yaz geldi, piyasa hareketli, playboylara talep yüksek. Ya vallahi harekete geç, bir şeyler yap. Kontrolü eline al ki seni reddedemesin. İyi de ya ben daha önce hiç kimseye asılmadım ki. İlk sefer hep zordur, kendinden biliyorum. Hay. Cesut. Rahatsız etmiyorum değil mi? Demek buraya türkü paraştınız. Keşke açılışa davet etseydiniz de biz de çiçek alıp gelip burnuna soksaydım. Ya ben herkes çıkmıştır diye şey yaptım. Biliyorsun ki Burhan Altıntop herkesten önce işe gelir ve herkesten sonra işi terk eder. Tıpkı denizci kaptanı gibi. Şunu hiçbir zaman aklından çıkartma.
Burası İstanbul. Köy yeri değil. Burada ofis çalışanları var. Çalışan modern insanlar var. Davar yok burada. Anlaşıldı mı? Burada eğer dans etmek istiyorsan, göbek atmak istiyorsan, oranı buranı sallamak istiyorsan, lütfen bunu, lütfen ama lütfen ofis dışına taşı. Okey? Okey? Anam. Gülen abi. Telefonum titreşime aldım ki diğer ofis çalışan arkadaşlarımı rahatsız etmeyeyim diye. Akşam çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Nereye istiyorsun? Sen nereye istiyorsun? Hayır, hayır. Sen nereye istiyorsun? Hayır, sen hayır, nereye istiyorsun? Hayır ya, nereye istiyorsun? Nereye istiyorsun? Hatırlıyor musun o günleri? Sen hatırla, sen. Aa, ben hatırlamam, ben benciliyim. Ne oldu ya, hayalet görmüş gibi Cem Bey? Burhan Altıntop, idari müdür, odanızda biraz istasyon yaptı. Ne var bunda acaba? Burhan Bey, benim odamda ne işiniz var? Sizin odanız mı? Aa, özür dilerim. Tapusunu görebilir miyim acaba? Efendim? Saadettin Bey'in kiraladığı, burası bir bina. Kiraladığı binada herhangi bir küçük oda burası. Yani nereden sizin oluyor, onu anlamış değilim ben. Hayda! Lütfen uzatmayın. Kendi katımda sıkıldım, buraya çıktım. Burası daha aydınlık, ferah, samimi, kazi dedikleri bir yer. İki dakika şurada oturdum. Ne var acaba? Burhan Bey, sizin genel müdür olmak gibi hayalleriniz mi var? Vay anasını. Ya kardeşim, sen oldun da ne oldun diye sorarlar adama. İyi günler. Merhaba. Tanıştırsana Şesut. Demet, Burhan Altıntop. Taş gibi ama. Bak kız var ya. Sarışın buldun yani ha? Tam istediğin gibi. Nereden buldun? He? Arkadaşlar çok tatlı bir kız ya. Ya öldüm bittim yani. Uf, fenalardayım. Şesu, Demet'le çıkmaya başlamışsınız ha? Herkes akıllı tabii. Yazın başından sevgilini bulamazsan tatile kiminle gideceksin? Ay, Şesut. Efendim. Senin bu yeni sarışın var ya. Evet abi. Hoş kız. İyi parça. İyi parça? Güzel kızların güzel arkadaşları olur. Bunu biliyorsun değil mi? Evet abi. Yok muymuş bana göre bir arkadaş? Ne bileyim ben ya? Şesut, sakın beni kestirip atma. Beni sakın kestirip atma. Seni kestirip atarım. Anlaşıldı mı? Arşivde bir kız arkadaş yok muymuş? Abi nereden bileyim ben ya? Ne yapacaksın? Sen seninkini ne yapacaksan, ben de benimkini o da yapacağım. Üf abi ya. Ne demek abi ya? Allah Allah. Sen ne kadar kötü niyetli bir köylüsün. Allah bilir bu kızın. Üniversite mezunu, iyi aileden yetişmiş, köklü bir ailenin çocuğu, Nişantaşı'nda oturan bir üst düzey yöneticiyle çıkmak isteyen 50 tane kız arkadaşı vardır. Sen hem bu kızın kısmetini kapatıyorsun,
hem de kendi kısmetini kapatıyorsun. Kendi kısmetimi? Kusura bakma ama Burhan abi benim kız arkadaşım var. İş konusundaki kısmetin? Sen beni şantaj mı yapıyorsun? Şantaj mı yapıyorsun sen Burhan abi bana? Sen hele bir kıza sor. Mutlaka bir arkadaşı vardır. Dörtlü takılırız, muhabbet olur. Dörtlü mü? Bak, senin seviyene iniyorum. Arkadaş grubu olalım diyorum. Bunun kıymetini bil. Üst düzey yöneticin seninle sosyalleşmek istiyor. Bunun kıymetini bil. Sakın ha beni kestirip atma. Beni kestirip atma, kestirip atarım seni. Anlaşıldı mı? Sakın ha beni kestirip atma, kestirip atarım seni. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Naile değil, tam bir naile. Şşt! Arkadaşım, toplum içinde fısıldaşılmaz. Kimse öğretmedi mi sana? Naile, bir simit daha alır mısın? Niye? Yani kiloma mı gönderme yapıyorsun? Bir simitle doymaz mıyım ben? Üf, şimdiden sıkıldım ha. Niye getirdin beni buraya Demet? Simit yiyelim, oksijen alalım diye Naileciğim. Merhaba. Aa, Burhan Altıntop, tesadüfe bak, hay Allah'ım ya. Naile, Naile, Burhan Altıntop, idare müdürümüz. Beni niye mesleki titrimle tanıştırmıyorsun, kadınım diye mi? Naile, tanışın, kaynaşın işte yahu. Kaynaştık bile. Oh, oh, sen kaynaşmadın, yapıştın. Banklar, ne yapalım? Ha yani ben çok yer kaplıyorum, öyle mi demek istiyorsun sen? Evet. Balık etine bayılırım. Lokum gibi. Çok takdir ediyorum böyle kadınları. Artık böyle kadınlar kalmadı. Lokum gibi oluyor. Aa, Burhan abi. Hmm. Nail Hanım çok enteresan. Ard arda üç nişanlı eskitmiş bir kişilik. Yapma ya. Arkadaşım sen neden söylüyorsun şimdi bunları? Turnayı tam gözünden vurmuşsun ha. Damgalak damgalak. Ağzından da bal damlıyor Nail'e. Nişanları neden durmadı belli işte. Düzgün konuş Nail Hanım'la Şesut. Terbiyesizleşme. Bence çok iyi yapmışsın. Böyle defolu, düzgün olmayan adamları anında paket edeceksin. Anında geri iade edeceksin. Yalnız o geri iade etme denmez. Ya geri vermek ya da iade etmektir. Aa, gerçekten mi? Doğrusu bu mudur? Evet, yani ikisi aynı anlama geliyor ya onun için. Vay be. Çok entelektüel bir kadınmış. Entelektüel, tekleyle. Öyle mi? Vay anasını. Ne kadar zeki ve kültürlü. İçi sanki ansiklopedi, dışı lokum. Çok güzel. Allah Allah. Kim bu adam ya? Sut. Of. Kız arkadaşına söyle, ben onun da idare müdürüyüm. Lütfen biraz saygılı olsun. Ha, ne demek bu ya? Tamam Demet ya, alttan al, boş ver. Ha, nasıl boş ver? Bir şey söylemeyeceksin yani. Bence siz hiç anlaşamıyorsunuz ha. Bütün gece sizin atışmanızı dinleyemem burada. Sıkıldım vallahi. Nerede kaldı bu aile ki? Ya Burhan abi, Burhan abi. Hı. Belki gelmeyecektir, boş ver sen git istersen. Ne demek gelmeyecektir? Niye ayarlamadınız ki? Ya ne yapacaksın o şişkoyu Allah aşkına ya, lütfen ya. Balık eti, şişko değil, balık eti. Çok güzel, benim çok hoşuma gidiyor. Yanakları böyle pes pembe, kan damlıyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Ya boş verin, olmaz bu iş. Ne demek olmaz bu iş? Bal gibi olur. Niye benim kısmetimi kapatıyorsun ki? Kendine bulmuşsun bunu, Şesu'yu. Kız benden hoşlandı diye, beni ayarttı diye bence kıskanıyorsun. Şesu? Tamam ya, takma. Bence de takma. Cevap veremez, Sünepe'nin tekidir o. Merhaba. Merhaba. Naile, sen makyaj mı yaptın?
Gözlerimiz yollarda kaldı. Neredesin kız? Trafik vardı. Hava da sıcak zaten. Hem niye burada buluştuk biz? Sen neredesin kız mı dedin? He. Öyle dedim. Dövecek misin? İstersen şöyle yanağımı uzatayım da bir tane tokat çak bakalım gül bitecek mi? Naile, sıkıldığın an kalk git. Yani oturmak için kendini sakın kasma yani. Hatta Burhan abiyi de alın, böyle güzel bir yere gidin, oturun yani. Şesu'nun bütçesi malum. Biz onun için buraya geldik. Niye Burhan'la gidiyoruz canım? Biz çift miyiz? Ya geldiğinden beri vızıldayıp duruyorsun. Vızıl 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 vızıl. Vızıl 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 vızıl. Vızıl vızıl vızıl. Vızıldamaya başladığıma göre sokmam da yakındır. Haberin olsun, dikkat et. Ben o iğneyi sökmesini çok iyi bilirim ama. Şapşal sen de. Kolaysa bunu da sök bakalım. Aa, Arna'nın iğnesi nerede olabilir acaba? Çok zor bir soru. Nerede olabilir, nerede olabilir? Kuyruğunun altında olabilir. Terbiyesiz. Çok hırçın bir kız. Çok hoşuma gitti. Çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Ahine geç kaldı. Hırçın kız. Kavuruk kız. Kim kimi bekletiyorsa dün geceden sonra. Onu bir rahatlama, bir gevşeme fark ederseniz. Yani. Of, çok neşeliyim. Siz ne yaptınız dün akşam ya yemekten sonra? Arkadaş grubunu bozdunuz. Biz ondan sonrasında dolaştık Ortaköy'de bar bar. İçtik, içtik, içtik. Ondan sonrasında kafayı bulduk mu? Kafayı bulduktan sonra iki genç insan ne yapar? Ha? Ateşle barut ne yapar? Anladın mı sizi? Uf, sın benim. Tebrik ederim Burhan abi. Ha. En sonunda milli oldum. Şesu, parçalarım seni. Böyle kaba, eşek şakaları yapma. Çok kabasın. Peki siz ne yaptınız dün gece? Skorsuz geçti galiba. 0-0 beraberi. Evlere daldık Burhan Bey, aynen dediğiniz gibi. Benim bütçem yetmedi de. Bu iş bütçe meselesi değil Şesucuğum. Sadece birisi laf ederken kız arkadaşının arkasında durma meselesi. Ya demek lütfen, Allah aşkına lütfen. Ay pardon, saçım uzun sürdü de. Gel Hırçın kız, gel buraya. Hoş geldin. Ne yaptın dün geceden sonra? Ha? Kendine geldin mi? Türk lokumu, ha? Türk lokumuyla iyi geceler. Türk lokumu lafını aynen geri iade ediyorum. Ay, bozuldum ama. Aman bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hani geri iade olmuyordu? Aman, boş ver. Aman, boş ver. Nail'e ya. Ne buluyorsun bu adamcağızda hiç anlamıyorum ben. Beni olduğum gibi seven ilk erkek o Demet. Sen bunun ne demek olduğunu bilir misin? Hayır. Ben şimdi ne yaptım anam? Hani gerçekten bir kadın olarak istediğini hissediyor. Kiloma takılmıyor. Huysuzluğuma bile bayılıyor. Abaza da ondan. Açlıktan ölen adama kuru ekmek ver, bayıla bayıla yer. Olay bu yani. Arkadaşım sen niye böyle dangıl dungul bir herifsin? Hakikaten ya Şesu. Neden bu kadar kabasın? Ha şimdi kaba ben mi oldum? Sen oldun tabii. Bak Burhan mı kaba? Nail'in gözünün içine bakıyor. Vay be, ideal erkek Burhan Altıntop. Kızlar içkileriniz geldi. Çekile 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 çekile.
Mersi Burhan. Sen beni sarhoş etmeye mi çalışıyorsun bakayım? Hı? Gerek yok ki. Sen sarhoş olmadan da performansı sever. Yani insanı var ya cinsellikten nefret ettiriyorlar ya. Şu resme bak Allah aşkına ya, süper ikili. İyi. Zaten hiç boşuna ümitlenme bu gece. Sonrasında da sünnetçi demiş ki, vitrine ne koysaydım acaba? Ay, sen çok mu komik biliyorsun bu altın topun esprilerini? Allah aşkına çok mu komik buldun? Şunu hiçbir zaman aklından çıkartma Şesut. Bir kadını elde etmenin en kestirme yolu o kadını güldürebilmektir. Bunu o küçük beyninden, geri zekalı beyninden hiçbir zaman çıkartma değil mi hocam? Gülemez miyim Şesut? Hayır ben şunu anlamıyorum. Ya ben ne yaptım da sen böyle poponu dönüp oturuyorsun Allah aşkına Demet? Ay çok kaba bu. Ay bu kadar yontabildik ya bunu. Bana sert çıkmak kolaydı. Sıkıyorsa Burhan bana dün laf çarparken konuşsaydın. Burhan abi. He. Ya sen niye benim hayatımın bütün alanlarına girip mahvediyorsun beni ya? Ya niye yapıyorsun sen bunu ya? Manyak mısın be? Bir defa elindeki kızı idare edemiyorsun sen. Ben burada sevgilimle oturmuşum, keyif çatıyorum. Siz burada aranızda kavga ediyorsunuz, ondan sonrasında da ortamı bozuyorsunuz. Giriyorsunuz beni. Bir kere bu kızı biz sana ayarladık. Ya düş yakamızdan diye mahallenin en çirkin, en antipatik, en şey kızını bulduk ya. Ne? Şesut. Ne var, yalan mı? Yalan mı Demet Allah aşkına ya? Bunu beğenmeyecekti. Biz seninle baş başa kalacaktık. Kol kola gezip tozacaktık. Ama yok. Burhan altın topun Nail'i beğenesi tuttu. Niye? Niye? Adam çünkü aç. Kadınlara karşı aç. Kadın kadın diye ölüp tutuşuyor ya. Bu psikopatın teki ya. Sen buna git dişi timsah getir. Onu bile beğenir ya. Pislik. Lan! Nasıl bir konuşma oğlum bu? Öldürürüm lan seni. Burhan abi. Burhan. Burhan. Burhan! Dur! Değmez! Ayının teki zaten, ayı! Ya, iş yerindeki çaycıyı alıp böyle adam yerine koyarsan, eşit muamele edersen olacak bu zaten. Nail'im hata bende. Boş ver, boş ver. Sakin ol, sakin. Hiç yakıştıramadım sana Şesu, hiç! Ağzından çıkanı kulağın duymuyor seni. Ya Demet Allah aşkına ya. Bu Burhan altın top bizim ilişkimize girmeden önce her şey gayet güzeldi ya. Ne zaman bu psikopat bizim ilişkimize girdi, ilişkimiz mahvoldu ya. Ya ne ilgisi var ya? Sen bu tavırlarınla kendi kendini bitirdin benim için. Bitirdin mi? Evet Şesu. Kusura bakma ama buraya kadar. Ya. Bence Şesu gitsin. Bence de. Üçte ikisi Şesu gitsindi. Demet, senin oyun ne? Çekimser. Şesu, go. Güle güle. Peki. Tamam. Gidiyorum. Fakat şunu unutmayın ki, siz beni kovmuyorsunuz. Ben kendim gidiyorum. Ayrıca, şimdi gidiyorum ama dönüşüm muhteşem olacak. Gün olur, devran döner. Bu günler unutulur ama... Demet. Ne?
Senin ayakların çok kötü kokuyor anam. Ben sana bunu bu kadar diyeyim. Açık açık diyeyim. Korktun bebişim. Korkma, yanında ben varım. Dur öpeyim seni. Neredeymiş pirzolaları? Neredeymiş pirzolaları? Merhaba arkadaşlar. Nasıl gidiyor? Ben de sizi arayacaktım Saadettin Bey. Benim bir psikolojik terapi grubum var. Toplanacak yerleri yok. Bu hafta burada buluşabilirler mi? Ben her şeyi hallederim Saadettin Bey. Para veriyorlar mı? Yani vermiyorlarsa yani... Ben idare müdürü olarak kesinlikle böyle bir organizasyonu destekliyorum Saadettin Bey. Bence para önemli değil. Her şey para değil bir defa. Eğer toplum bize bir şey veriyorsa biz de onlara geri vermemiz lazım. Böyle düşünüyorum. Hani Burhan abi de maşallah. Çat orada, çat kapı arkasında. Ne zamandır oradasın sen? Süpürge mi diyorsan bana? Öldürüyor bu beni gülmekte ya. Sempatik kara. Neyse. Bence gelsinler. Ben gelmelerini çok isterim. Gelsinler burada, muhabbet etsinler, sohbet etsinler. Neyse artık sorunları. Geldikleri gibi bırakırlar. Ne var bunda? Taş atıp da kolumuz mu ağrıyacak? Ben her konuda kendilerine yardımcı olurum. İç dünya olarak da. Bütün konuştuklarımızı yanlışlıkla duydunuz galiba, değil mi Burhan Bey? Ha, Burhan Bey, bilginize. Bu terapi grubuna çalışma bağımlısı, işkolik olmayan dışarıdan hiç kimse giremiyor. Şekerim, bak bir saate kadar gelir kızlar. Sen sandalyeleri şöyle ortaya dizersin, sonra da gidersin. Tamam mı? Ya tamam anam. Ya benim ne işim var terapide? Allah aşkına Fatoş ya. Tamam, hadi anlaştık. Hoşça kal. Bye. Hadi. Bay bay. Gelin bakalım işkolik fıstıklar. Tedaviniz burada işte. Burhan abi. Şesut. Sen çıkmadın mı daha? He. Yani ne bileyim, çıkmadan önce ortalığı bir kontrol edeyim dedim. Öyle mi? He. Sen ne yapıyorsun? İşte ben de sandalyeleri falan böyle bir araya getireceğim. Bir yuvarlak oluşturacağım işte. Terapi için kızlar... bu işkolik insanlar var ya, onlar falan gelecekmiş işte. He. 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 Onları unuttum ya ya. Neyse. Ben çıkayım o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. İyi. İyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar Burhan abi. Sen çıkmıyor musun? Ben 5 dakikaya çıkacağım abi. Ha, i̇yi akşamlar. Hadi, iyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar. İyi, ben de yavaş yavaş gideyim. Sen o zaman buradan bakarsın, durursun. Ben de çıkayım o zaman. Hadi. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Dikkat et kendine. Hadi hoşça kal. İyi akşamlar. Burhan abi. Sen hala burada mısın? Tamam. Şesut. Sen git şimdi. Ben terapi grubu arkadaşları geldiği zaman ben onlara gerekli yardımda bulunurum. Onları oturturum, kaldırırım. Tamam, sen git şimdi. Benim işim o Burhan abi. O benim işim. Ben ofis boyum. Sen git, ben hallediyorum. Ben de çıkacağım zaten birazdan. Aha, olur mu canım? Sen git, ben şimdi hepsini hallederim. Sen evine git, ben hallederim. Hayır tamam. Abi, çok kolay. Bu benim işim ya. Lütfen sen git. Aa, lütfen ama. Lütfen ama. Lütfen, senin gitmen sen lazım. Git. Şesut, hadi git. Sen git. Ben gerek... Benim işim bu. Ben ama yapmak istiyorum. Hadi sen git. Hadi. Hadi. Hadi git. Git ulan! Niye gitmiyorsun oğlum sen? Abi gidemem ya. Niye? Ofisten çıkamıyorum ya. Eve gidesim yok. Ben bir işkoliyim abi. Terbiyesiz, sahtekar, mentebur, düzenbaz, mentebur. Sen bir defa işkolikliğin ne demek olduğunu biliyor musun? Sende bir defa panik atak bile yok ya. Nereden bileceksin sen işkoliklik ne demek? Ya panik atak!
atakla işkolikliğin ne alakası var ya? Ben kendi kendime kendi teşhisimi koydum. Sen mi soracaktım? Sorarken sana mı soracaktım acaba? Allah Allah. Benim panik atağımın altında deş ne çıktı biliyor musun? İşkoliklik. Lan ya nasıl mı? Ya bırak, Allah aşkına bırak ya. Burhan abi, ben senin niyetini bilmiyor muyum ya? Gerçekten ne yapmak istediğini anlamadım değil mi? Ben salağım. Peki ben mi salağım acaba? Esas ben senin ne düşündüğünü ben anlamıyor muyum zannediyorsun? Güya kızlar gelecek, azgın karılar, sen onları ekmek arası çıtır çıtır yiyeceksin. Ben bunu bilmiyor muyum? Ben bunu anlamıyor muyum? Yedirtmem lan. Yedirtmem. Yedirtmem. Kolay kolay yedirtmem sana. Anlaşıldı mı? Bir Burhan altın top kolay yetişmiyor. Bu beynin kıvrımları oluşabilmesi için yıllar geçti lan. Kolay yetişmiyor. İş koleyim ayağına, kuyruğa kaynak yapacaksın. Bunu anlamıyor muyum? Yemezler lan. Pışık. Merhaba. Merhaba. İşkolikleri de teker teker gelmeye başladı. Kıyafet. Çok beter bir illet ama. Allah düşmanın başına vermesin. Çok beter bir illet. Ben çok çaktım. Bir keresinde de dayanamadım. Tatilden bir hafta erken döndüm ve işe gittim. Herkese tatilde sevgilimle kavga ettiğimi söyledim. Ama benim sevgilim işimdi. Ben Serap. Ben bir işkoliyim. Ben 17 yaşından beri iş hayatındayım. Moda yazarıyım. Yıllar geçtikçe kendimde şunu fark ettim ki ben iş dışında mutlu olamıyorum. Yani bir kadınla iletişim, bir ilişki kurmaya çalışıyorum fakat aklım, fikrim işimde oluyor hep. Hep aynı, hep. Evet hanım, hep yani. Çok uzun zamandır Allah sizi inandırsın cinselliği tatmıyorum. Ben de. Neyse. Ben kendi sıramda konuşacağım ya. Onu bekleyeyim. Aşk, romantizm, paylaşmak. Bunları özlüyorum. Yani geceleri yatağıma sere serpe serilip ki ben yazın çırılçıplak yatarım. Ondan sonra bir kadının varlığını özlüyorum. Aşkın varlığını özlüyorum. Dokunmak, dokunulmak istiyorum. Ama yalnızım. Yani işime duyduğum aşk olmasa Öyle ihtiraslı bir aşık olurum ki benden ne istiyorsanız onu yaparım yani. Yani o kadın benden ne istiyorsa onu yaparım. Yapmaya da hazırım. Ben Şesu. Ben bir işkoliyim. Çok rahatladım. Canımsın, çok tatlısın. Evet, buyurun. Evet. Şimdi ben çok fena bir işkoliyim. Çok fena. Fena yani, en büyük fena. Gece çırılçıplak yatakta yatıyorum.
Böyle yatıyorum. Dön, 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 dön. Bir o tarafa dön, bir bu tarafa dön. Böyle dön, böyle dön, dön, dön. Ne bir kız var, ne bir arkadaş. Yani kız arkadaş yok. Ondan sonrasında çok büyük bir illet yani. Sıkıntı. Buna diyorum. Eve geliyorum. Köpüklü banyo yapıyorum. İçinde saatlerce dur, 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 dur. Ne, cırılım yani. Boş ver. Ondan sonrasında inanmayacaksınız oraya yemek getiriyorum. Yemek yiyorum. Bekle, 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 bekle. Sıkıntı geçmiyor. Geçmiyor ya. Büyük bir sıkıntı. Ondan sonrasında düşünün bakın. Düşünün. Oradan küvetten çıkmışım. Mis gibi sabun kokuyorum. Çırılçıplağım o anda. Ondan sonra yatağa yatıyorum. Dön, 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 dolaş, dön, dolaş. Yine uyku yok. Ne? Bir idare müdürüysen, üst düzey bir yöneticiysen, ne oluyor? Hele ki Nişantaşı çocuğuysan. Ne gülüyorsun arkadaşım, hastalık bu. Lütfen kesmeyin, devam edin. Ben Burhan Altıntop. Çok fena, çok fena bir işkoliyim. Bazen sevdiğin insanla en basitinden dürüm yemeye gitmeyi, paylaşmayı özlüyorum. Yani şu terapi işe yararsa önüme çıkacak ilk doğru düzgün bayanı kolundan tuttuğum gibi evime götüreceğim benimle yaşasın diye. Gerçekten artık vallahi düzeli bir ilişki istiyorum yani. Ben de. Peki bu kızı götüreceğiniz ev nerede Şehsuvar Bey? Halkalı efendim. Oo. Yani kızı oraya götürene kadar bence kızı yolda kaçırırsın. Yani benim ev burada da. Buralara yakın oturuyorum. Nişantaşlıyım ben. Buralıyım yani. Burhan Bey, bir şey soracağım. Geçen hafta bir sevgiliniz olduğu doğru mu? Siz o kızdan ayrılmışsınız. Nedeni de kilolu olduğu için, şişman olduğu için doğru mu? Yani İlişkinizin olmamasının sebebi işkolik olmanız değil. Doğru mu? Peki Şehsuvar Bey, sizin ofiste çaycı olduğunuz söyleniyor. Doğru mu acaba? Paranız olmadığı için kız götüremiyor musunuz? Doğru mu? Böyle yalandan terapilere katılıp kız araklıyor musunuz? Doğru mu acaba? Dedikodu mu bunlar? Öğrenelim istiyorum. Ya kardeşim sen bir kere benim laflarımı alıp burada kızlara pazarlama. Yok geceleri çıplak uyurmuş da bilmem ne. Hadi ya. Ya kardeşim sen söylüyorsun da oluyor da bir söyleyince niye olmuyor? Adam mı oldun karşımda? He? İşkolikmiş. İşe gelmeyen sensin. Yok işim çıktı, yok karnım ağrıdı, güneş çıktı, yağmur yağdı, dolu yağdı. İşe gelmeyen sensin. Sen busun. Busun. Hiç işkolik değil bu. Sen gerçekten beni burada konuşturacaksın, ağzımı açtıracaksın ya. Bak açarım ağzımı. Ya, ya sana kalsa sen hiç işe gelmezsin ya. Evde oturayım, hamur açayım, ortalığı temizleyeyim, dedikodu yapayım, bilmem ne. Ya zaten senin böyle efemine bir tarafın var yani. Ne? Efemine mi? Evet. Yok. İşte burada da salla. Yok geceleri çıplak uyurum. Ha, bunlar da inandı. Ha? Lan sen benimle beraber mi yatıyorsun ki benim nasıl uyuduğumu nereden bileceksin köylü? Çok donsuz yatıyor musun? Çok seksi oldun. Harika oldun. Bayıldım ya. Yiyecek demek ki donun yok ki öyle yatıyorsun. Rezalet. Nereden düştük biz buraya ya? Bas hadi. Bana mı? Ha, sana değil. Sana diyor be. Ya Allah aşkına yani karı düşüreceğim diyor. Şu kel kafanla düştüğün durumlara bak ya. Kel mi? Bak kel mi dedin? Benim saçlarım ince olduğu için biraz seyrek duruyor. Öldürürüm lan seni. Benim saçlarım sadece
ince telli. Tanıtma beni. Senin fırça gibi saçların vardı, ne oldu? Senin saçların fırça olduğu için mi karı düşüremiyorsun burada? Onun için mi terapilere geliyorsun? Onun için mi ben iş kolayım ayağı yapıyorsun? Sanki bunlar yedi. Yedi mi? Yediniz mi? Bence yemediler. Yemediler. Piyasadaki erkekler böyleyse ben memnunum halimden. Neden işkolik olduğumu şimdi hatırladım. Etraf bu manyaklarla dolu. Ya çalışmayıp bunlardan biriyle evlenseydik ne olacaktı? Arkadaşlar, kendimi çok uzun zamandır hissetmediğim kadar iyi hissediyorum. Ben Serap. Ben bir işkoliyim. Ve çok mutluyum. Ben de. Ben de. Ben de. Yalnız bende panik atak hastalığı illeti var. Onu söylemiş miydin? Ya abi ne biçim bir insansın ya? Yalan söyleme, sende panik atak yok. Var lan! Yok! Var dedim, sağa! Var! Allah aşkına bırak ya. Sendeki bir defa mide asidi. Lan senin var ya parçalarım ha. Vallahi parçalarım ha. Ya, ya kolumu acıtıyorsun ya. Kıracağım bak, ya bunu. Aa, bir dakika ya. Burası psikopat kaydı. Ama buramı çek. Bir kere bir de asidiyle şeyi çok karıştırıyor. Ya, parçalarım seni lan. Asidiyle. Parçalarım oğlum. Ya bırak ya. Bir dakika ya. Ya bir dürüm filan yeseydin. Neredeler? Gittiler. Aa kel dedin. Onun için gittiler. Geri. Halbuki benim saçlarım ince telli. Ya of. Zaten bir tanesi güzeldi, diğerleri kokozdu. Değil mi ama? Dürümmüş. Pah. Pah. Dürümmüş. İşkembe çorbası içecek mi? Ne bileyim, içelim o zaman. İyi. Hadi bir de içecek ya. Çantamı alayım. Kibirlay Bey'den daha gözde bir bekar bulabilecek misiniz bakalım? Anam, Kibirlaylay tarih mi oluyor? Yürümüyor Şesu ya. Ayrı dünyaların insanlarıyız. Ya ama öyle hemen ayrılmayacağım tabii. Önce Aslı'nın düğününü halletmem lazım. Niye? Şesu, sen düğünlere yalnız gitmek ne kadar fena bir duygudur biliyor musun? Acıklı acıklı bakarlar insana. Teksin diye çocukların masasına oturturlar. Bir de yaşlılar gelir, darısı başına, sende de bir şey var mı der. Sen de ne cevap vereceğini bile bilemezsin. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Bak, bir de ne oluyor biliyor musunuz? Oranın en çirkin, düğünün en çirkin, en evde kalmış, en felaket kızını sahan yamamaya çalışırlar. Bana çok oldu. Bizim aile Tokat'ın tanınmış ailelerinden birisi olduğu için... ben de orada beni playboy olarak tanıdıkları için... hani burada Kibirlay Bey nasılsa, ben de yani orada gibi, oranın playboyu gibi yani... Vallahi siz düşünün ya. Ben bir düğüne tek başıma gitmem. En azından arkadaşım da olsa yanıma hoş bir erkek alırım. Hadi ya. Ya ben çocukların masasına falan oturmam ya. Zaten çocuklara kıl oluyorum. Vallahi. Böyle büyük insan gibi giydirip getiriyorlar. Papyon, kravat, bilmem ne. Aman kamikaze gibi zıplıyorlar oradan oraya. Bulmak lazım birisini. Bulacağız ya. Yani bu saatten sonra sevgili bulamayacağınıza göre bir arkadaşınızı götüreceksiniz. Aslı iyi olurdu da o da evleniyor. Yani ne bileyim belki yani İfod'u götürsem diyorum ama o da olmaz. Düğün sahibi o. Arkadaşlar.
Nasıl bir güzellik, nasıl bir hoşluk. Yani kalbim atıyor şu anda. Süper. Ne kadar ne çıkabilir yani? O kadar etkilendim sizden. Fatoş, Aslı'nın düğününe beraber gidelim mi? Ne olursun? Şesut! Ah, tabii olur şekerim. Benim de kavalyem yoktu zaten. Süper. Öyle bir içimi çektim ki içim dışıma çıktı. Fatoş Hanım, ben de dedim ki Cem Bey ne kadar değişmiş. Şurada kafamı dinleyip çalışmak istedim Burhan Bey. Benim masam danışma gibi. Herkes bir şey soruyor. Çok haklısın Fatoş. Çok. Çok. Düğüne kimle gidiyorsun? Şesu'yla. Çaycıyla. Eşitlikçi olayım diyorsun. Halka ineyim diyorsun. Peki düğünde tanıdık falan olmaz. Olsun Burhan Bey. Şesu benim arkadaşım. Yok canım. Bir şey demedim ben. Ne haber Şesut? İyi abi. Şanslı erkek seni. Hayırdır, niye? Niyesi var mı ya? Düğüne Fatoş'la gidiyor musun? Ha evet, evet. Sen bir köfte olur seni ya. Ağzını kapatamıyorsun mutluluktan. Ne alakası var ya? Fatoş benim arkadaşım bir kere, lütfen. Rica ederim. Geç bunları. Geç bunları. Geç bunları. Anam, babam, geç bunları. Ha? Ekmek arası çıtır çıtır gider. Ne? Ekmek arası çıtır çıtır gider. Güzelim kadın, bakmaya doyamazsın. Çok şanslısın. Çok. 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 Ne alakası var ya? Kaç yaşında kadın ya? Of sen var ya, yani. Ha? Ne kadını ya? Ne? Ne? Ya kaç yaşında kadın ya? Of Burhan abi ya, Allah aşkına ya. Niye canım? Gencecik kadın. Allah Allah. Çok şaşırdım. 35 değil mi ya o? 35 mi? Vallahi. Ya ben diyeyim 40. Sen de yani çık çık. Aa, hayatta inanmam. İnan, inan sen bana. Ya biz 4 yıldır 40. doğum gününü kutluyoruz ya, hesap et. Vay anasını ya. Olmaz diyorum ya, olamaz. Deseler ki bana 35, hadi deseler 34, 33 bile deseler ben inanırım. Ya daha fazla göstermiyor ki bu kadın. He, oldu. Ya sorarlar adama yani. Kaç estetik cerrahis gittin diye. Ya Burhan abi, boyum kadar çocuğu var ya. Fatoş bizim annemiz ya. Yeter Şesu, yeter! Fatoş. Ah, duydun mu yoksa? Bana anne diyebilirsin Şesu. Fatoş, anam. Ya Burhan abi, bu ne sinsi bir komplo ya? Komplosu be? 2 saattir ben sana hareket çekiyorum böyle, gözümü kırpıyorum ki burada diye. Ne zaman yaptın kaç göz hareketi? Az önce yaptım be! Tüh, yazıklar olsun sana Şesu. Fatoş Hanım, isterseniz düğüne beraber gidelim. Yani böyle hoş bir hanımefendiyle, böyle bir güzellik tanrıçasıyla beraber olmak çok isterim. Eşek hoşafta ne anlar? Tamam Burhan Bey, birlikte gidebiliriz. Bu oyun burada bitmez Burhan Altıntop. Oğlan bizim, kız bizim, şık şık şık. Oğlan bizim, kız bizim, şık şık şık. Oğlan bizim, kız bizim.
kız bizim. Şık şık şık. O kadar duygu yüklüyüm ki. Tebrikler İfot. Teşekkür ederim. Hoş geldin canım. Yani bence nikahtan sonrasında birbirimize sarılın. Sırıl sırıl ağlayalım. O kadar duygu yüklüyüm ki ben. O kadar moralim bozuk ki yani. O kadar mutluyum ki. İkisi de genç. İkisi de arkadaşım. İkisi de uzun boylu. İnşallah evlensinler, uzun uzun çocukları olsun. Böyle solucan gibi. Solucan gibi mi? O kadar duygu yüklüyüm ki ne dedim bilmiyorum ben. Burhan abi bir susarsan eğer hani biz de tebrik edeceğiz insanları. Af! Canımı sıkıyorsun beni. Af! Evde bir tek atıp geldi yani şu. Eyvah, eyvah. Tebrik ederim. Teşekkür. Anam gelsene sen de. Ay, gelemem şekerim. Çünkü senin hızına yetişemem. Neden yetişemem? Ben yaşlıyım. Alakası var anam ya. Yakıyorsun yani ortalığı gerçekten diyorum. Efendim tebrik ederim. Seni çapkın. He? Tebrik ederim. Tebrik ederim. Hoş geldin. Tebrik ederim. Tebrik. Sağ ol. Tebrik ederim canım. Tebrik ederim. Genç adam doğru söylüyor. Yakıyorsunuz ya hakikaten. Ben de burası niye böyle alev alev yanıyor diyordum. Belki de ölüp cehenneme gitmişsindir Bülent. Evet. Of! Dayanamayacağım. ne oldu şimdi? Karşılama komitesi bozuldu. Gelir efendim, gelir. Yeter. Üş. Ya Fatoş Allah'ını seviyorsan ya bütün gece bu manyağı böyle tahammül edebilecek misin ya? Ya anam ben... Seninle ilgili erotik muhabbetlere girmesin diye ben böyle yaşlık maçlık muhabbetlerini açtım. Anlıyor musun? Vallahi benim tamamen bir tuzak bu ya. Şşt! Ne anlatıyorsun sen? Ay çocuklar benim içkim. İçkin, içkin. Bu tarafa, kola dönüp dön. Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Koluma dolanacaksın ya. Koluma dolanacaksın ya. Ondan sonra böyle yapacağım. Biraz sakin ol, tamam. Ama biraz kıvrak olacaksın. Sen öyle bir kadınsın, çevik olacaksın. Yılan gibi yani. Daha armandalı oynayacağız. Daha Adnan Şenses gibi böyle pantolonumuzla ceketimizi böyle sıkıştıracağız. Adnan Şenses oynayacağız. Daha gece yeni başlıyor, hadi. Pişman mısın anam? Pişmansan hayır, ben hala buradayım da o yüzden. Bilmiyorum Şesu, bilmiyorum. Niye pişman olacak ki oradan laf atıyorsun? Burhan Bey, şimdi diyorum ki siz böyle tekler masasına gitseniz hani orada bir sürü bekar güzel kadın vardır. Ne? Ekiyor musun beni? Ay çok bozuldum ama. Ekiyor musun beni? Buraya birlikte geldik. Geri dönüş yok. Anladın mı? No way out. Geri dönüş yok. Ben seni kavalerim. Geri dönüş yok. Allah'a yakarım seni çırağı. Hadi. Dün. Bak. Dün. Bak. Dün. Gör bak işte kavalyem bu. Ay bu
ne yapıyor böyle Şesu, ne yapıyor? Aynı şeyi sana da yapacak. Düşünsene Fatoş, öyle mi? Öyle ama söz verdim Şesu. Ayıp olur adama. Ayıp mı? Ayıp olan senin gibi kadının böyle bir kavalyesi olması Fatoş. Ya Allah aşkına ya. Demin gittim tekler masasına baktım. Oo, bir felaket. Eğer Burhan'ı o masaya yollarsak bütün yıl biriktirmiş olduğum nefretimi var ya, böyle intikamımı almış olurum yani. Ay bilmiyorum ki Şesu, bilmiyorum. Sen şimdi git bana bir tabak yap, getir bakayım. Sonra düşünürüz, hadi. Emredersin bebeğim. Aa, anam kavga ediyor bunlar. Aa! Hadi gel Fatoş, masamıza gidelim. Hadi. Bir dakika ya, bir dakika ya, bir dakika. Ne Fatoş Hanım, bu gece benimle lütfen. Yok ya, suyundan da koy. Fatoş benimle oturacak çünkü benimle geldi. Hadi gel. Ay Fatoş, ne yapıyorsunuz çocuklar, yapmayın ayol. Ya bir dakika Burhan Altıtop ya, Allah aşkına ya. Şu kılığına, kıyafetine bak. Hediye paket tadında bir takım elbise giymişsin. Şu kadının yanına yakışıyor musun ya, lütfen ya. Hadi acaba ne oldu? Hani anan yaşındaydı, öyle diyordu. Niye birdenbire döndü? Hadi gel Fatoş. Ay. Çekiştirmeyin çocuklar ya. Aa! Hadi. Aa! Nikah olmayacak mı yani? Ay sorma şekerim, sorma. Bittim yani. Canım Allah sağlık sıhhat versin. Hafta içi gider imzalarlar, ne yapalım? Ne oldu, bir şey mi kaçırdım yoksa? Biraz işim çıktı da. Çocuklar nikahlanamayacakmış Bülent'ciğim. İyi, daha iyi. Beraber yaşasınlar. Birbirlerini tanırlar. Allah Allah. Öyle değil efendim. Şöyle bakmayın Tazir amca. Tazir amca. Ben çok mutluyum. Çok. Çok mutluyum. Volkan lobiye gitti. Lobi oldu ya. Ay delireceğim. Nerede saatlerdir bu çocuk ya? Çok telefonu çekmiyor ya Rabbim ya. Ay. Hayır, Aslı beynimi kemiriyor. Yüzüklerim nerede, yüzüklerim nerede diye. Allah'ım. Aslı bunu öldürecek diye korkusundan gelmiyordur. Ama kız haklı şekerim. Bir şey olmayacak. Yapsana lan, yapsana. Ay gidiyor. Ya Fatoş, sen de bu manyakla, bu psikopatla biri oldun anam ya. Sensin psikopat be, terbiyesiz. O nasıl konuşma. Gel kızdan satacağız. Ay çekiştirmeyin çocuklar. Aa. Ben altın top diyorum bak. Ay. Bırak şu kadını, bırak. Ay. Sen bırak, terbiyesiz. Terbiyesiz. Terbiyesiz! Üç tane terbiyesiz! Aaa! Ben çekiştirmeyin ya! Bağırmayın! Gel, gel ya! Aaa! Kolum! Kolum! Gel buraya! Ne oldu? Ne oldu? Ay kolum çıktı galiba! Hangisi? Hangisi? Bu mu? Dur, dur, sıcak. Fatoş, iyi misin? İyi misin? Nereye ya? Yalnız bırakmayın beni. Fatoş'un bahsesi var ya. Ya sen ne biçim bir insansın? Sen insan bile değilsin ya. Sen ne biçim bir psikopatsın ya? Ya kadın burada kolum gitti diye bağırıyor. Çolak kalacak, hastaneye gitmemiz lazım. Sen ne diyorsun ya? Ben düğünü bırakamam. Aile dinim. Ya işte Fatoş, duydun mu bak? Bak canım, insan yerine koyup Şesu'yla değiş tokuş yaptığın bu adam, hatta kavalyem dediğin bu adam seni hastaneye götürmüyor gördüğün gibi. İşte böyle zamanlarda Şesu'nun değerini anlayın. İşte böyle zamanlarda Şesu... Ay beni hastaneye götür! Sen de! Adam! Yürü! Al şunu da! Ben bırakamam düğünü. Ay! Bırakamam, ailedenim ben çünkü. Bırakamam. Böyle köylüyle muhatap olursan olacağı budur. Kadının kolunu ciddiye. Serseri. Ayı. 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 Ay you.
hiçbir şey yok ya. Biraz kolu çıktı mı, kırıldı mı bir şey oldu. Abi sorun yok, acile gidiyoruz. Hadi devam edelim. Terslik olmayacak. Aslıcığım nikah işini de daha sonra hallederiz biz. Ne yapalım? Bak bir şey söyleyeceğim sana. Fotoş'un kolu hallolur. Volkan da herhalde yüzüklerimizi çalıp bir yere gitmemiştir umarım. Bunların hepsi hallolur. Bak buraya eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, ailelerimiz, harika bir müzik. Tadını çıkar sevgilim. Bundan daha tersine gidebilir ki her şey. Evleniyor. Eski sözlüğüm başkasının kollarında. Bu gece hiç üzülmüyorum ben. Çok mutluyum. Hem de nasıl mutluyum. Tazin amca o kadar çok mutluyum ki şarkı bile söyleyebilirim. Bu şarkıyı senin için söyleyeceğim Aslı. Seni hayatım boyunca seveceğim Aslı. Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidin olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa eski bir tanıdık dersin sevgilim. Hayaller kurardık biz yıllar önce. Hiç yoktu hesapta ayrılık bizce. Bilirsin ne kadar görmek isterdim. Beyazlar çıktı seni öylece. Beyazlar. Bu eski sözlü mü gerçekten? Önce bu sonra Cem. Çok eklektik bir zevk. Ayo şu Volkan nerede? Gelsin şunu toplasın ya ayo. Saatlerdir nerede bu, ortada yok. Allah'ım. Aslı. Yok hiç uğraşma Cem. Yani şu andan itibaren neşemi yerine getirmek için bir mucize falan lazım. Arkadaşlar, arkadaşlar. Volkan askerlik şubesindeymiş. Ne? Şimdi resepsiyonun nüfus kağıdını bıraktığından dolayı işte güvenlik için araştırma yapmışlar. O arada asker kaçağı olduğunu anlamışlar. Neymiş işte olay, öyle bir şey yani. Gelmişler bunu kısaca askerlik şubesine götürmüşler. Ben bir telefon etmiştim, oradan biliyorum yani. E'si İfo annem Volkan asker 15 ay yok. En büyük asker bizim asker. Hadi hayırlısı. Thank you.
Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı.